Güne kadar en az 2-3 kere bakmışlar. Ama bu işin üzerine inatla durmuş dedelerimiz, babalarımız. İş bana kadar intikal etti. Evet. Hatta dedem servetini yatırdı buna. 60 senesinde iflas edince adaya küstü, karşıda zeytinlik yapmaya başladı. İzmir'e falan mı yerleşti? Yok, karşı Geyikli'ye. Geyikli'ye yerleşti. Orada bir 800 dönüm zeytinlik yaptı. Zeytinyağı işine döndü. Hiç adaya dahi gelmedi. Bir cenazesi geldi adaya. 60'da bir gitti, 72'de vefat etti. Benim sünnetime bile gelmedi. O kadar küstü ya. Yani. Çok güzel bir yatırım yapmıştı. Evet. O dönemlerde 48'de Fransa'dan getirmişti bütün makineleri. Türkiye'de öyle bir komple tesis yok diyebilecek kadar iddialıyım yani o konuda. Peki şu anda... Velhasılı ama bizim işimiz zor tabii. Siz şu anda üçüncü kuşak mı oluyorsunuz? Dördüncü kuşak oluyorsunuz. Bizim işimiz zor. Müslüman Mahallesi'nde salyangoz satıyoruz. Ama... 2000'den sonra genç nesil biraz şaraba karşı merak sarmaya başladı. Evet. Eskiden Türkiye'de şarapçı dediğiniz zaman köprü altı içkisi gibi görünürdü. Bir de artı olarak bizde şey de var, bazı tabular da vardı. Hani insanlar böyle nasıl diyeyim, hani biraz daha mutaassıp insanlar, özellikle yobaz dediğimiz kesim. İşte şarap işte günah, haramdır, günah. Aman işte yanarsınız, ölürsünüz. İşte tabii bu 2000 yani sonra... rakı içeyin ama şarap içmeyin. Bana kalırsa bu genç nesil, lisan, eğitim seviyesi, kültür biraz da fark etti. Yurt açılma, gitme, evet, gelme. Orada şaraba verilen değerleri gördüğü için merak sardı. Öğrenmeye, evet, çalışıyor. Aslında 2000'den sonra şarapçıların işi daha da zorlaştı bana göre. Öyle mi? Çünkü eskiden şarap kültürü yoktu. İyi de yapsanız, kötü de yapsanız şarap kültürüyle bak içiliyordu. Evet. Genç nesil şaraba merak sarınca onlara sevdirmek için hep iyi şaraplar yapmamız lazım. Parayı ikinci planda tutmamız lazım. Evet. Ama Türkiye'de maalesef fiyat kalite dengesi arasında çok uçurum koydular. Yani kalitesini yaptı, fiyat yüksek istedi. Veya nasıl olsa satılıyor diye kalitesine dikkat etmedi. Ama çok şükür genç nesil araştırıcı, devamlı araştırdı ve merak Türkiye'de belirli bir kesim şaraba karşı döndü. Evet. Bu bizim için büyük bir şey tabii. Tabii biraz daha şimdi çeşitlenmeye başladı işte Cabernet Sauvignon. Yani çeşitli olması işte bu da şarap kültürünün olmamasından kaynaklanan, evet, bir şey. Mesela bugün Fransa'ya gitseniz Fransa'daki şarapların üzerinde hangi üzüm cinsi yazmaz. Evet. Bunlar bölgelere ayrılmıştır. Bordeaux bölgesinin üzümleri bellidir. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. Evet. Devlet tarafından buraya kota konmuştur. Başka bir üzüm cinsi dikemezsiniz. Ondan bu üç üzümü karışımlarından şarap yapabilirsiniz. Evet. Siz %30 karıştırırsınız, %10 karıştırırsınız. Artık o kendi üreticinin kendi damak tadına göre böyle bir şey bu. Falan bölgesinde Pinot Noir meşhurdur. Pinot Noir'dan başka bir üzüm dikemezsiniz. Pinot Noir da başka bir yere dikemezsiniz. Evet. Bunu bu şekilde bir devlet politikası haline getirmişler. Bugün Fransa ondan bir numara şarapçılıkta. Evet. Ama Türkiye'de yeni yeni şarapçılık başlayınca en az benim bildiğim 30 tane şarap konusunda yatırımcılar var. Çok güzel, yapısı ülkemizde. Hani rekabetten kalite de var. Ne kadar çok yapılırsa kalite o kadar daha ustası yükselir. Evet. Yalnız yeni yatırımcı arkadaşlara dikkat ediyorum, bir hata yapıyorlar. 25-30 milyon dolar yatırıyorlar. Bu işe giriyorlar. Tamam, iyi güzel girsinler. Muazzam tesisler kuruyorlar ama tesis yapmaz bu işi. Şimdi ben size biraz sonra gösteririm dedemlerin, evet, yaptığı şarapları da. O toprağa uygun üzüm cinsini bulmak lazım. 500 dönüm bir arazi alıyorlar veya 1000 dönüm bir arazi alıyorlar. Oraya 15 çeşit üzüm dikiyorlar. İşte burada hata yapıyorlar. Yani biraz daha araştırın. O bölgeye hangi üzüm cinsi uygunsa onu dikin. Bunu yapmıyorlar. Onlar direkt işte arazi üzüm yetişiyor. Burada olur tabii diyorlar. Yurt dışında duymuş işte çeşitli üzüm türlerini, bölgeselleri. Hemen hepsini buraya getiriyorlar. Orada hata yapılıyor. Bence bu çok yanlış bir şey. Artı bir de bunu hani turizme çevirmeye çalışanlar da var. Otel yapıyor bilin üstüne. Tabii o da iyi. O da iyi, evet, bir şey. O da yapılsın. Ben ona da dikkatim. Ama henüz daha sanki hazır değiliz ülke olarak yine o tip. Ama bir bölgede bir üzüm çeşidinde olup olmayacağını söylemek için en az 15 sene çalışmak lazım bu üzüme. Evet. 15 sene sonunda bakıyorsunuz ki ah keşke bu cinsi dikmeseydim de bunu dikseydim diyorsunuz.
Yoğun telafisi de kolay bir şey değil değil mi? Yani yine bir 8-10 sene falan... En az 15 sene. Değil mi? En az 15 sene. Yani şeyi dittikten sonra, cinsini dittikten sonra. Mesela Ağustos'ta gelseniz Çavuş üzümünden ben size bir örneğini gösteririm burada. Evet. Aynı kişinin çayır ve o kısmında bir bağına gidelim. Oradan bir üzüm toplayın. Aynı kişinin aynı bakımı yaptı, aynı şekilde hizmet verdi. 500 metre ilerideki başka bir bağına gidelim, Çavuş'u toplayalım. Getirelim sofradan, koyalım üzerimiz akşam masanın üzerine. Sizler, Çavuş sopu değil, rengi değişmiş bunun dersiniz. Şey, bu toprak fark bir ediyor. Toprak fark ediyor, iklim fark ediyor. Bunu görsel olarak yemeklik üzerinde söyleyebiliyorsunuz ama şaraplıkta söylemek için 15 sene lazım. Sizin peki Çavuş üzümü şu anda üretim hacminiz de mesela burada? Şimdi benim Çavuş üzümü, güzel Çavuş üzümü kalitesi veren yerde bağım az benim yok gibi bir şey. Yani siz şarap dışında üzüm yok. Satışı, ihracatı yok, falan yok, yapmıyorsunuz. Yok, yapmıyoruz. O zaman dolayısıyla Çavuş üzümü de ekmiyorsunuz, yapmıyorsunuz. Ama özel bir ilginiz var, var Çavuş üzümü. Var tabii canım. Biliyoruz evet. Çavuş üzümünde ne olduğunu biliyoruz. Evet. Ama çavuş ilginiz de var hani yani, sevdiğiniz bir üzüm çeşidi ama. Narin bir şeydir yani üzümü. Evet. Her sene onu yapamazsınız, kaç sene boş geçer. Bundan bilmiyorum ama 5-6 sene eve çiçeklenme döneminde döllenemedi. Eve getirecek bir sepet çavuş üzüm bulamadım. Bundan nasıl şarap yapabilirsiniz her sene? Evet. Evet. Peki bunu Anadolu'nun herhangi bir şey, yani Türkiye'den buraya dışarıdan böyle şarap yatırımı yapan falan oluyor mu? Yoksa burada komple sizde mi? Olacağız adam. Evet. Yani Talay işte abi Borlusu geldi, Amedus geldi. Adalı değil yani. Adalı değil yani. Evet. Ama gelmek ister belki ama adanın şeyi belli, kapasitesi belli. Evet. O yatırımı yapabilecek, kurtaracak şey pahalı, hem pahalı hem bu kadar ham madde yok. Eskiden mesela 10 milyon kilo şarabı üzüm çıkardı adalar. Evet. 10 milyon kilo. Şimdi çok azaldı. Öyle mi? Peki o bağlar falan sit... devlet koruması altında. Yok canım, devlet korumasında değil maalesef. İşte ikinci ev adı altında yapılaşmalar, bilmem neler. Hani bağları söküp ev yapabiliyorlar. Görüyorsunuz dışarı çıkıp bakın böyle taban güzel izin yapan yerlerde ev yapıyor. Aa. Böyle bir korumada değil. Ada dışında bir yerde bağınız var mı? Yok. Yani tüm üretim bizim en büyük burada. Özelliğimiz kendi bağımıza yetişen üzümlerden şarap yapıyoruz. Evet. Yani bunun mutlaka bağcılıktır. Kalitesine güvendiğin üzümden, iyi üzümden iyi şarap yapabilirsin. Yoksa kalitesine güven, yani kalite derken kötü anlamında söylemek istemiyorum. Üzümün olgunluk derecelerinin birbirine yakınlığını söylemek istiyorum. Evet. Sizin bağın üzümü erken olur, ötekisi geç olur, ötekisi şey olur. Sizin dışarıdan üzüm almaya kalkarken siz üzümü keseyim de işim bitsin dersiniz. Evet. Komşu bağ üzümü olmamıştır, o da üzümü keseyim de işim bitsin ister ama size kalite lazımdır. Evet. Siz ona dur diyemezsiniz, ona ver bana diyemezsiniz. Böyle bir kargaşalık olur yani. Böyle, denk böyle bir kargaşanın evet. içinde. Mevsimlerde de bir kayma olmuş herhalde. Hani Eylül'de artık üzüm tabii, olmuyormuş mevsimlerde yani. Mevsimlerde çok... Hani Temmuz'da falan herhalde bu iş bitmiş oluyormuş diye duydum ben ama ne kadar doğru bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bizim çocukluğumuzda 20 Eylül'de ilkokullar açılırdı, ortaokullar ve ilkokullar 20 Eylül'de açılırdı. Hani okullar açılmadan bağ bozulma olsa da çalışsak biraz hizmet yani bağa gitsek de işte bazıda görsek isterdik ama okullar açılırdı göremezdik. Yani 20 Eylül'den önce başlamazdı bağ bozulma. Şimdi 20 Eylül'de bitiyor. İyi. O da üzümün yani erken olgunlaşmasından. Bir de yine o dönemlerde Ağustos ayında sabah bağa giderken bağa bir kazak bir de ceket giyerdim üzerinde. Üşürdünüz çünkü sabah erken gidiyordu. Şimdi bakıyorum sabahleyin erken yataktan kalk böyle olduğu gibi çıkıp üşürüz. Evet. Yani bir gece gündüz sıcaklık. Evet. Farkı da oldu. Bu da bunlar da çok şeylere tesir ediyor. Peki yıllık ne kadar şarap şişeliyorsunuz? Yani öyle bir aşağı yukarı. Bizim kurulu kapasitemiz 350 ton. 350 ton. 350 ton. Evet.
O direkt öyle tonajlı olarak verdiğiniz de oluyor mu? Yoksa hep şişeleyip mi veriyorsunuz? Yok, yasak zaten. Öyle mi? Yasak hep şişeleyip. Yani 50 ton ben alayım. Yok yok, yasak. Yurt dışına mesela. Yok, yani o yurt dışı olabilir ama yurt dışına... Yani Amerika'ya da şişeli mi gidiyor? Şişeli gidiyor. Amerika'ya ne zamandır? İki sene oldu. Valla Temmuz gerisi 2 sene. Yoksa öyle hani torunlarınız, çocuklarınız falan bir yok, öyle yok, bir... Yok. Yani onlar mı geldiler? Bizim, nasıl keşfettiler? Bizim, nasıl oldu? Benim en büyük dikkat ettiğim konu, ben kalitemi bozmuyorum. Hep bir çizgide bulunsun. Mekanında kaliteli ürün bulundurmak isteyen beni bulsun. Hiçbir zaman elime çantamı alıp, benim şu ürün var satın demem. Pazarlama yapmıyorsunuz yani. Nasıl bir restoran sahibi müşterisine iyi etle, iyi peynirle, iyi sebze alırken, iyi yağ alırken müşterisine iyi vermek için seçici davranıyor. Biraz da kafayı yorsun, şarap tadamaz. Evet. Benim felsefem bu. Evet. Ve bunun böyle biraz ağır gidiyor ama İstanbul'da A sınıfı yerlerde ürünlerimiz var, onlar buluyor. Evet. Amerika'da biz öyle buluyoruz. Ben de gidip Amerika'ya. Çok güzel ya. Hiçbir zaman benim şarabımı satın demedim. Ne kadar mı veriyorsun 350 tonun? Daha yeni, çok yeni. Çok mu yeni? Birdenbire çok. Ama... zaten kapasitemiz küçük. Evet. Amerika çok büyük bir pazar. Tabii. Bir şarap marketine girsen, likör marketlerine onları girseniz, en az 5000 çeşit şarap var. Evet. Yani her yerinden. Bunların arasında sivrilmek kolay değil. Yine orada bu sene Ocak ayında çıktı. Robert Parker diye bir şarap konusunda bir gurme var, yazan var. Evet. Bu çok tarafsız ve olduğu gibi nötr bir yazıları var. Piyasada zaten o şekilde oluşuyor. Bu nasıl oldu, nasıl etti bilmiyorum. Bizim şarapları asistanına tattırmış. Gelmiş, ne zaman geldi, nasıl tattı hiç bilmiyorum. Buraya mı gelmişler? Buraya gelmiş. Ama hiç tanımıyorum kendisini. Kimsenin de haberi yok. Benim haberim yok kendisine. Evet. Gelmiş bizim şarapları tatmış. İnternet sitesinde yayınlanınca Robert Parker'ı Türkiye'de takip eden şarap gurmeleri onlar söylediler bize. Bak size dediler böyle böyle bir de var 90 plus vermiş. Karalahana şarabına diye. Sonra ben bunu merak ettim bu konuyu. New York'ta şarapları satan bayiye söyledi. Dedi, Robert Parker'ı iyi tanırım dedi. Böyle böyle bizim şarapları tatmış dedi. 90 plus vermiş bir tanesine deyince. Nasıl olmuş dedi. Ben ona dedi, Türk şaraplarını tattırmak için dedi, adam peşinde dolaşıyorum. Türkiye'de iyi şarap yok diye. Beni randevu bile vermedi adam bana dedi. Sonra Amerika'da yaşayan yine şaraba meraklı bir arkadaşımız. Ona söyledim. Dergileri çıkıyormuş onun. 2 ayda bir de. Ve şarap konusunda yazıları var orada. İnanır mısın şu kalınlıkta dergi getirdi kendisi. İçinde bir tek reklam yok. Bir tek reklam yok. Sırf kendi yazıları. Böyle bir şey. Yalnız dergide yayınlamamış bizim. İnternet sayfasında yayınlamış. Evet. O sayfada yayınlanan raporları istemiş o arkadaş. O da 500 lira, dolar falanmış galiba yıllık abonesi. Öyle mi? Böyle bir şeymiş onun. Onu aldı getirdi. İşte bakalım basacağız şimdi oraya da böyle meraklılar da baksın. Hangi şarabı denemiş? Bizden Kuntura, Karalahana, Vasilaki, Merlo Kuntura, Cabernet Kuntura. Bunlar üzerine daha çok değerlendirme yapmış. Hepsini denemiş. Yani üzerinde. Bunların içinde Karalahana 2012'ye 90 artı plus vermiş. Çok iyi. Diğerlerine işte 87, 85, 88. O öyle bir değerlendirme. 80'in altında bir puanı yok. Yok, yani. Yok. 80'in altında. Çok güzel ya. İşte bu dediğim gibi hani bu işin şu özelliği var şarapçılığın. Hırs olmayacak. Evet. Kaliteye odaklanacaksın. Bizi biraz kısabilir miyiz ya? Hırs olmayacak. Kaliteye odaklanacaksın. Nasıl olsa gerisi gelir. Evet. Zaten rahmet dedenin de bana lafı öyleydi. Bak oğlum dedi. Bu dedi çok uzun bir zincir dedi.
senin hükmedemediğin iklim koşulları da bu işin içindedir, zincirin içindedir dedi. Bazı yıllar hepsi böyle denk gelecektir, çok güzel şaraplar yapacaksın. O zaman dedi, o şaraplarından dolayı eşin dostun söyleyince gurur duyacaksın dedi. Ama unutma dedi, bazı yıllar dedi, bir zincir iki zincirden noksan olacak dedi, hata yapacaksın. Aynı tadı dedi. Tutturamayacaksın. Tutturamayacaksın ya, kötü yapacaksın. İnsanlar da o tadı arayacak. Kötü yapacaksın dedi, yok kötü yaptığın yıl olacak dedi. O kötü yaptığı yılda dostuna ben bu sene şarap yapamadım demenden gurur duyarsan bu işi yaparsın dedi. Evet. Yoksa yapamazsın. Evet. Çok sabır gerektiren bir şey. Yani. O yüzden de belki bizim ülkede mi acaba gelişmedi? Yani hala aslında çok... Yine eskiye göre... Eskiye göre evet. Var, gene gelişme var, bayağı bir gelişme var. Peki yani gelecek nesiller için hani daha umutlu musunuz? Hani daha iyi olacağını düşünüyor musunuz? Hani bu bayrağı mesela sizden sonra... Benim çocuğum yok. Evet. Bir elemanımın oğlunu okuttum, bu işi devam eder diye. O da gıda mühendisi oldu ama maalesef umudumu da bulamadım. Aslında gıda mühendisi olması da bir bakıma iyi ama bu tarafa mı merak olmadı? Yok. Ne bileyim demek. O kapasitede değilmiş. Evet. Ben onu anlayamamışım. Evet. Ne yapalım? Biz de yaptıklarımızı hiç olmazsa bir şeye dökeriz. Evet. Hiç öyle kitap falan yazmayı düşündünüz mü? Çok teşvik var. Çok isteyen var. Hatta şey bile, ses kayıt cihazı bile gönderdiler. Evet. Kaydetti bunlara. Yani siz anlatın, biz yazalım mı dediler. Evet. Biz şu anda onu yapmış olduk size, herhalde. Bakın biraz. Ben size şarabı başka bir perspektiften bakayım. Yağmur yağıyor. Yağan yağmur suları toprak altına işliyor. Siz dağda bayırda yürüyorsunuz. Gündür gündür bir akan su. Hangi elementlerle, hangi metallerle, hangi iz elementlerle, nelerle karşılaştığını bilmeden onu içiyorsunuz değil mi? Evet. Bunun tersini ben söyleyeyim. Bu yağan yağmur sularını bitki kökleriyle alıyor, size kese halinde tanelerinde veriyor. Bir meyve veriyor. Evet. Siz onu sıkıyorsunuz, bu oluyor işte. Evet. Hangisi daha doğal? Evet. Ama tabii bizim de yine firmanın bir şeyimiz var. İçmek kötü bir huy değil, iyi bir alışkanlıktır. İyi bir alışkanlık çok içmek değildir. Zaten biz çok içen insanlar istemiyoruz. Onların artık damak tatları kalmamıştı. Evet. Az içecek, anlayarak içecek. Tadını alacak. Yani tadını alacak tabii tabii. Ancak o şekilde bir şarap kültürü oluşur. Doğru. Evet. Biz mesela maya, kimyasal, enzim hiçbir şey kullanmayız. Hiç. Neden kullanmayız? İşte 4 nesilden beri gelen o tecrübe ve şey güven duygusu var. Kötü de yaptığımız olur. Kötü yaptığımız zaman da biz onu kabulleniriz. Dedemin dediği gibi. Evet. Şurada ben size resimlerini göstereyim. 1925 senesinde dedemlerin yaptığı şarap şekilleri. Kötü şarap içiyorlardı insanlar. Bundan 5000 sene önce insanlar kötü şarap içiyordu. Teknoloji mi vardı? Çok bilim mi vardı? Evet. Gerekli yerde, gerekli güzel üzüm yetiştiriyorlar. Elleriyle, ayaklarıyla çiğniyor. Güzel şaraplar yapıyor. Belki daha da güzeldi. Ne belki de daha güzeldi tabii. Teknoloji için içine koymaya hala gerek yok yani. Bilmiyorum, benim görüşüm. Evet, ben de katılıyorum. Dolum falan da burada yapıyorsunuz. Tabii dolum. Hasat, toplama, ayıklama, her şey burada yapılıyor. Kaç kişilik bir ekibiniz var burada? Vallahi devamlı yaz-kış çalışan 5-6 kişi. Ama sezon olduğu zaman biraz fazlalaşıyor. Tabii mevsimlik işçilerle beraber. Mağaza, imalat safhasında ayırıyorlar. Normal Türkiye'de böyle herhangi marketlerde falan bulabilir miyiz Çamlıbaşı? Marketlere vermiyorum. Türkiye'de market zincirleri maalesef yasaları yok. Yurt dışındaki market zincirleri büyüklükleri neyle söylerler biliyor musunuz? Bulundurdukları ürün, kalem üründen. Bende 5000 kalem üzüm var, mal var. Bende 10.000 kalem mal vardı. Türkiye'de maalesef bunlarla ilgili bir şey yok, çalışmaları yok. Bunlar benim her yerde şubem var, her bakkalda şubem var. Bak, gibi konuşuyorlar ve bu perspektiften bakıyorlar işe. Gittiğiniz zaman da kanunda, yasalarda sizi korumuyor. Maalesef onlar da üreticiyi şey yapıyorlar, kandırıyorlar. Tüketiciyi de kandırıyorlar. Evet. Türkiye'de.
beğenen gitti, ben de isteyen çok oldu. Bir sürü şart 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 şart, raf payıdır, bilmem ne payıdır, şu payı, bu payı. Dinledim, dinledim, tamam tamam dedim. Peki dedim, hedefin ne olacak, ne kadar satacaksın dedim. Evet. Bilmiyorum olmaz dedim, rafa koyup orada belli olur. Sırf bakma dedim, hedefimi görmediğim şeye ben niye mal vereyim dedim. Sen benden bir sürü şeyler istiyorsun. Evet. Nasıl vereyim ben sana? Onun için ben... Onlara sıcak baktım. O zaman şimdi Türkiye, Bolcalı dışında ve Amerika dışında bu Çamlıbaş şarapını bir yerle... İstanbul'da bazı noktalarda var dediğim gibi... Nerelerde bizim... var mesela? Mesela ne tarafta oturuyorsunuz? Mesela biz Şişli'de oturuyoruz ama şimdi biz takipçilerimiz falan sizi Şişli'de, dinleyecekler. Şişli'de yok o tarafta. Nişantaşı taraflarında. Nişantaşı'nda var bir iki yer var. Amerikan Hastanesi'nin karşısında, o da zoraki alıyor tabii. Yani bunlar hep butik yerler. Butik yerler. Siz buradan kargoyla falan... Biz kargoyla. Eskiden biz kargoyla nihai tüketicilere gönderebiliyorduk. Ama nihai tüketicilere alkol gönderimi yasaklandığı için orada bayağı bize sekte verdi. Bize gelen tüketiciye biz diyoruz ki, yani şey pardon satıcıya, rafında bana iki aylık yer ayır. Benim malım için mesai harcama. Ben sana müşteri göndereceğim oraya. Satamazsan o malı bana geri ver. Ben sana müşteri göndereceğim. Buna bazı yollar öyle. Mesela Kadıköy tarafı güzel uyuyor buna. Bakırköy tarafında, Ataköy tarafında var uyanlar. Onlar satıyorlar baya. Ama dediğiniz gibi o biraz Levent. Oralarda. Kadıköy'de Lal var, şarap. Yani. Yok, onlarda da yok. Mahzen Online diye bir yer var. Bunların 4-5 yerde şubeleri var. Kadıköy pazarının olduğu yerde bir yer var, orada satılıyor. Şişeli olarak. Şeylere veriyor musunuz? Bu şarap evleri var işte. Yani Victor Levy, Sensus. Onlar hiç... Sensus'a veriyor, Sensus bizi basamak olarak kullanıyor. Öyle mi? İncirli şaraphaneye falan. İncirli şaraphane. Vermiyoruz onlara. Vermiyoruz hiçbir. O zaman çok böyle orijinal, hani özel bir yani yeriniz var aslında düşündüğünüzde. Benim şu, pahalı şarap iyi şarap değil. Ben sana müşteri göndereceğim. Sen fazla benim şarabımdan kar etme. Ama o normal fiyatla da satma. Tabii muhakkak kar edeceksin. Belirli bir limitle ben sana müşteri göndereceğim. Sat. Yok, o gönderince yüksek fiyatla satıyor. Ben onlara da vermiyorum. Evet. Ben sana veriyorum, hemen parayı istemiyorum. Sat ver bana parayı diyorum. Niye müşteriden yüksek para alıyorsun? Aslında... Yani normal sizin belirlediğiniz liste fiyatından yani yüksek ben, mi satıyor? Tabii tabii. Mesela ben burada sattığım fiyatın biraz daha üzerine koy diyorum. Evet. Ben onlara ucuzum. Burada 20 liraya sattığımı, sen de 25'e sat diyorum. Yok evet. 35'e satıyorum. Olmuyor işte o zaman. Burası fiyatlara da bakıyorum. Burası çok... kafe fiyatları. Bunlar yüksek fiyat. Kafede içerseniz bunlar öyle. Evet. Yani bu, şöyle söyleyeyim, bu fiyatları İstanbul'da minimum iki katına içiyorsun. Uymuyorlar. Minimum yani. Mesela Kırıntılar'da var. Kırıntı. Güzel satıyor Kırıntılar. Öyle mi? Evet. Çok iyi tanışırız Kırıntılar'la. Hangisi? Kimi tanıyorsunuz? Kırıntı restoranları mı diyorsunuz? Tabii tabii, üçlü yeri. Yani kızını tanıyorum ben, Nil. Nil'i tanıyorum biz. Nil Erdoğan. Kimse, kim alıyor, kim bulduysa onu da bilmiyorum ben. Kırıntı'da mı Kırıntı var? Kırıntı ama şeydir, Türkiye'ye... Dünya mutfağını tanıştıran ilk yer. Evet. Yani dünya mutfağını İstanbul'a tanıştıran ilk yer. En çok bebek kırıntı mı satıyor? Bebek. Evet. Bebek mi? En çok o satıyor. Evet. Nişantaşı'da da var. Caddedekinde de var. O da var. Biraz da bebek en çok ondan sonra. Ama şey, bence iyi bir yere vermişsiniz yine şarap. Biz vermedik, onlar buldu bizi. Dediğim gibi yani mekanında saygısı olan insan nasıl kaliteli mal buluyor bulsun. Evet. Yani mesela bir tanesi ismini vermeyeceğim, ismi önemli değil. Birisi geldi, numune gönderdim, fiyat listesi gönderdi. Dedim İstanbul'a gelince görüşelim, görüşelim dedim, gittim. Bana adamın dedi, ilk dedi, laf ne oldu biliyor musun? Garsona mantar parası ne vereceksin? Pardon dedim, anlamadım dedim. İşte falanca şarapçı veriyor dedi, mantar başına 2 lira para, sen ne vereceksin? Sen dedim, benden alış fiyatından, o firmadan alış fiyatına bakmadın herhalde. Eğer öyle bir şey elemanlarıma vermek istiyorsan sana 2 lira daha fazla alırım, senden ona veririm dedim. Ben karımdan verecek halim yok evet. Dedim. Maalesef böyle görüyorlar. Yani fiyatlarınız gerçekten, şöyle bir göz ucuyla bakıyorum mesela ben. Mesela şeyde Four Seasons yani. Da var, yıllar yılı sattık. Bosfor, evet. Bosfor, Four Seasons.
Dario sattı. Bir Mensa var. Evet, biliyorum. Kuru Çeşme'den. Hala var mı orada? Var. Hatta geçen arkadaş içmişti orada, telefon açıyor bana. Senin şarabını burada bulduk, içiyoruz. Evet. Ama kırıntı olması evet, güzel bence. Evet, bence de şey... ya onlar zaten kaliteli yapıyorlar bu işi. Evet. Yani tabii aranızdaki ticari şeyi bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Yani şey olmuş yani, böyle çok layıkı bir yer evet. olmuş. Yani yakışmış evet. öyle söyleyeyim. Bostor Four Seasons 8 sene sattı. Sonra müdürü değişti. İşin içine başka şeyler girdi. Ben de öyle şeylere sıcak bakmıyorum. Bizi başka bir firma çıkardı oradan. Ben de gidip de onun üstüne para verecek halim yok. Ama sen 8 sene satmışsın, bir şikayet gelmemiş. Şey yapmıyorsun ama niye bunları böyle yapıyorsun? Biraz böyle dengesizlik var. Hiç önemli değil. Ben fark etmez yani benim için. Peki ülkede şarabın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Hani siyasi olarak sormuyorum. Hani genel olarak siz ama mesela işi tırnağıyla kazıyan şey, dördüncü kuşakta bayrağı hani bir noktaya taşımışsınız. Hani diyorsunuz Amerika'ya evet. gönderiyoruz. Aslında çok büyük başarılar bunlar. Evet. Ve aslında iç piyasada hani normal şartlarda birbirimize köstek değil de destek olmamız gerekirken, birbirimize basamak olmamız gerekirken bir de iç piyasada bazı engellere takılıyorsunuz. İşte yok evet, mantar evet, parasıdır, evet. yok işte iskonto tabii, şöyle tabii. olur, şu kadar adet alırım. Tabii. Hani evet. maalesef herkesin gözünü para görmüş. Yani bu şartlara altından nasıl görüyorsunuz geleceğini? Türkiye'de şarapçılığın geleceğini. Bir yandan dışarıdan sürekli ithal şaraplar, raflar dolmuş. Yani gelsin dolmuş. Dışarıdan ithal şaraplar gelsin, ben hiç onda da şey değilim. Çünkü zamanında dışarıdan çok bozuk şaraplar getirdiler, çok yüksek fiyatla sattılar. Gerçek şarap içen, şaraba meraklı, bu büyük market zincirlerine şarap almıyor artık. Burada ben birebir görüyorum. Evet. Sürdüler onları. Onlar da arayış içinde. Gelsin, fiyat kalite, onu koğuşuna gitmiş, onu içsin bende. Öyle illa benim şarabım içsin diye bir şey yok. Ben yalnız tek kaliteme dikkat edeyim. Bozmayayım, bir standartta gitsin. Yani Türkiye'nin şarap geleceği konusunda maalesef bu yasaklar bayağı bir zorluk. Siz bakmayın, Bozcaada da biz turistik bölge, biraz da eski bir firmayız, bilmiş bir firmayız. Daha önce söylediğim gibi 25-30 tane en azından bildiğim, bu işe 25-30 milyon dolar yatıran firmalar var. Reklam yasak, tanıtım yasak, promosyon yasak, her şey şu yasak, bu yasak. Bu adam niye izin verdin o zaman? Ne günah vardı adamın? Niye ruhsat verdin? Yani bu türlü şeyler bana sıkıntılı geliyor. Evet. Biz, bakmayın biz şanslıyız. Ama bilmem nerenin bir dağ köyünde bir şarapçıhane kurmuş adam, artık iki şey şarap satacağım diye tırpalanıp duruyor. Bu birazcık ters. Bunu açmak lazım evet. aslında. Yani bir reklam bir tarafı. Şey, çok sıkı devletin bu şeyleri. Nasıl? İlerisi var. Ama bu hükümet politikası bu şekilde olduğu için şu anda şarapçıları da pahalı satmayacaklar. Ucuz satacaklar. Başka da bunun yolu yok çünkü sevdireceksin şarabı. Bugün Amerika'da 5 dolara şarap var. Evet. Yani ucuz vereceksin. İyi şarap. Peki bu fiyatların bu kadar yüksek olmasının sebebi az sattıkları için mi? Hayır. Hani bir kaba tabiriyle söyleyeceğim. Ne yapayım, para kazan hikayesi. İyi pazarlayabiliyorsan kendini. Kısa olan zengin olma politikası. Olamazsın yani. Zenginle. İşte bir kendini bir havalarda görürsün. Ama bir tane gelir böyle başka birisi daha güzel şarap yapalım, şarap. Ondan bırakır sana döner, sen de anlayamazsın nereden aşağı indiğini. Evet. Yok, İstanbul'da çok şaraba çok ciddi bir ilgi var. Ve gerçekten de çok pahalı yani. Pahalı. Şaraplar. Yani restoranlar tamam pahalı açıyor, ben ona bir şey demiyorum ama şişeli fiyatları da çok pahalı görüyorum raflarda. Evet. Şişeli fiyatları. Evet. Mesela kırıntılara gidiyorum, benim şaraplara 2 sene önce gittim. Cabernet'i 90 liraya açıyorlardı, 4 şişe içtim. O da benim keyfi. Hanım diyor ya niye içiyorsun diyor, buraya verdin 30 liralık şarabı veya 20 liralık şarabı. 90 lira, o da benim keyfi.
O da aslında hani pazarlama yapmıyorsunuz ama bir pazarlama politikası olmuş yani. Yani kendimize zevk alıyorum ondan. Evet. Bu sefer gittim Amerika'da, New York'ta $60 içtim kumtrayı. Evet. O da güzel. Evet. Kışın dağda mısınız? Tatilimiz kışın. Biraz geziyoruz. Seyahate gidiyoruz. Yurt dışına yani, falan. Yurt dışına. Peki gençlere tavsiyeleriniz neler? Bayağı siz bir yorduk. Yani az içip sık içip her içtikleri şarabı hafızada tutup hangileri evet. damak tadına uyuyorsa onu içmesi. Bir de her üzümün şarabını aynı yapamazsınız yani ayrı üzümler evet. ayrı karakterlerde şarap verir. Onu içerken o şekilde göz önüne almak lazım. Yani bir Cabernet'in özelliğini Kuntra'da yapamazsın. Kuntra'nın özelliğini Karalahana'da yapamazsın. Evet. O üzüm içiyorsan o üzüm kafanda geliştirmen gerekir. Onu yaşamak lazım. Bunu bu değişik bir üzüm, değişik bir bölgenin şeyi oldu mu heyecanla içmen lazım ama tadına bakacaksın yani şişelerle oturup içmek. Biz istemiyoruz zaten. Yani değil mi? Yani şarabı hissederek. Hissederek içeceksin tabii. Ruhuna tabii. dokunarak içmek lazım. Mesela bana sorarlar en beğendiğin şarap hangisi? Yani ben en beğendiğim şarap şu diyemem. Çünkü her şarapta bir emek vardır. Hoşuma gitmediyse benim damak tadıma uymadı derim. İyi şaraplı kötü şaraplı deme şansım yok benim. Çünkü emek var onda, emeğe saygı var. Yani. Emek var ve dediğiniz gibi hani bazı planlanmayan şeyler de var. Doğa... Yani tabii yani o da yani bir şey çıkar. Ben şarapta hata kusuru ararım. Böyle küf kokusu, yabancı koku, üzüm ait olmayan aromalar, tatlar, kokular şarapta hissediyorsanız... O zaman kötüdür diyebiliyorsunuz. Yani kötü de diyemem de benim damak tadım o. Ancak o kadar söyleyebilirim yani. Ama içmem yani. Bunları arayacaksın. Geri kalan kötü koku almamışım. Güzel bir zevk almışım. Şaraba ait kendi kokuları tamakta ve burunda almışım kokuları. Daha ne isteyeceksin? Böyle. Bunu böyle de değerlendireceksin. Mesela böyle ilk kez şarap içen için hani bir tavsiyeleriniz neler? Hani şimdi bu şarabı hissetme konusunda biraz daha. Bir kere bir şarap ilk önce şöyle güzelce bir havalandıracaksınız. Evet. Bir dalgalandırdıktan sonra kokusu derin derin içinize çekin. O kokuyu hissetmeniz lazım. Tabii bu böyle bir kere de olmaz. Her içtiğinizde bunun aynısı. Farklı farklı şarapları içtiğinizde bu gelişecek daha yani. Gelişir, evet. Kendiliğinden gelişir. Sonra rengine bakacaksınız. Berraklığına. Şey. Bir yudum aldıktan sonra ağızda bıraktın, tada bırakacaksınız. Eğer damak tadınızı uyuyoruz, yani o damakta da kötü bir koku hissetmemişseniz iyi bir şaraptır. Şarapçılık şeyleri çok yarış.